İşte biz şimdi yılların içerisinde o kadar kıymetli bir zaman dilimine ulaştık ki Müslümanın müminin dünyasını, ahiretini mamur kılacağı, ebedi mutluluğu elde edebileceği bir manevi pazarın açıldığı Ramazan ayına ulaştık. Neyi aradığını bilmeyen aradığını bulsa da bulduğunu anlayamaz. Nasıl bir rahmet iklimine girdiğimizi bilmemiz lazım ki Bundan istifade konusunda içimizde mana alemimizde bir iç itilim oluşturalım da bir sonraki Ramazana ya ulaşırız ya ulaşamayız. Bunun bir manevi hazırlığını yaşamamız gerekiyor. Yağmur ne kadar muhteşem, yoğun, sağanak yağarsa yağsın. Kabın ters ise o rahmetten istifade etmenin imkan ve ihtimali söz konusu değildir. Şu andan itibaren kabımızı yeniden gönül kabımızı semaya rahmet kapısına çevirmenin ve Allah'ın rahmetini ummanın ve bu konuda gayret etmenin tam zamanıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi inşallah Ramazan hakkımızda evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten kurtuluş olsun. Çünkü Allah buyurmuştur ki وَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ ve udkhilal cennete fakat faz kim cehennemden kurtulmuş ise ve cennete girmeyi başarabilmiş ise işte asıl başarı asıl tevfik asıl kurtuluş budur. İnşallah Allah bu noktaya ulaşabilmeyi Ramazan'ın sonunda bizlere nasip eylesin. Ve Yasin suresinde Allah buyuruyor ki ve ayetun lehumul ardul meyte onlar için ölü toprakta ayet vardır. Bakın ölü topraktan diri tohumu Allah nasıl ihraç ediyor, nasıl çıkartıyor, onu ete kemiğe filize büründürüyor. Bu üzerimize serpilen ölü toprağından da yeniden dirilebilmeyi ve ümmeti Muhammed'e izzet ve itibarının iade edildiği günleri görebilmeyi Allah bizlere nasip ve müyesser eylesin. Besmele yeniden ekmeğimizin bereketi olsun. İnşallah iki cihanda Aziz ümmet, Muhammed ümmeti olsun. Yaşamın her anı kıymetli. Yaşam paha biçilmez, vazgeçilmez. Çünkü an ölümün arefesidir derler. Her an insan ölebilir. Onun için yaşam paha biçilmez. Yaşamın her anı kıymetli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün iki taşla geldi ashabının yanına. Taşlardan bir tanesini uzaklara attı. Diğerini ayak ucuna koydu, beklemeye başladı. Bu hadise gerçekten çok etkiler. Beni ashab-ı kiramı da etkilemiştir. Çok bir Müslümanın gerçekten gönül teline dokunan bir hadise. Peygamberimiz o uzağa attığı taşı attı, sonrasında diğerini ayak ucuna koydu. Ashab-ı kiram anladılar ki Efendimiz bir mesaj verecek. Sordular, ya Resulallah o uzağa attığınız taş nedir? Ayak ucunuza koyduğunuz taş nedir? Peygamberimiz buyurdu ki o uzağa attığım taş insanın bir an sonra yapmayı düşündüğü, planladığı, ümit ettiği şeydir. O insanın emelidir, emeli. Ayak ucunuza koyduğunuz taş nedir diye sordular. Efendimiz de buyurdu ki bu da insanın ecelidir, eceli. Ecel insana ayakkabı bağı kadar yakındır. Ölüm insana ayakkabı bağı kadar yakındır. İnsan her an ölü verir. Tabi zamanın her kesiti kıymetli. Şair diyor ki kul isen hakka geçirdiğin her an vuslata bir adım kalasıya düğündür. Yarın o kadar geç ki cancağızım Allah'a kul olmak için son fırsat belki bugündür. Zamanın her kesiti kıymetli fakat bu bütün zamanlar Allah'ın katında birbirine eşit demek değil. Amr bin Abese radıyallahu an bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor. Diyor ki, Ya Rasulallah bazı günlerin bazı günlere, bazı zamanların bazı zamanlara Allah'ın katında üstünlüğü var mıdır? Peygamber Efendimiz de ona gecenin son üçte birlik kısmını yani teheccüd vaktini öneriyor. O zaman Allah'ın diğer zamanlara üstün kıldığı zamanlardan bir zamandır buyuruyor. Tevbe etmek elbette ki önemli. Tevbenin vakti ölüm gelmeden önceki andır. Ölüm her an gelebileceğine göre tevbe her an yapılması gereken bir iştir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Allah vel müstavfirine bil eshar buyurur. Seher vakitlerinde istiğfarın önemini anlatır, ifade eder. Şimdi bu şu demektir. Nasıl ki günlerin içerisinde geceler, seher vakitleri önemlidir. Nasıl ki haftanın içerisinde cuma vakti mühimdir. işte biz şimdi yılların içerisinde o kadar kıymetli bir zaman dilimine ulaştık ki Müslümanın müminin dünyasını, ahiretini mamur kılacağı, ebedi mutluluğu elde edebileceği bir manevi pazarın açıldığı Ramazan ayına ulaştık. Ashab-ı diyorlar ki Şaban ayının sonuydu. Peygamber Efendimiz bir hutbe irat etti bize buyurdu ki ey insanlar sizi o kadar aziz, o kadar kerim, o kadar mübarek bir ay gölgesi altına aldı ki Allah o ayda yapılan iyiliklere kat ve kat fazla sevap verir. Yapılan nafile ibadetlere farz ibadet sevabı verir. Ve o ayın içerisinde öyle bir gece var ki bin aydan daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'a atfettiği bu hale, bu sıkı yönetim haline, bu itina haline baktığımız zaman Recep ayının başından itibaren Peygamber Efendimizin dikkati, ilgiyi, alakayı Ramazan ayına teksif ettiğini, yönlendirdiğini görebiliyoruz. Recep girdiğinde hatırlayalım şöyle buyurmuştu Efendimiz. Allah'ım bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Recep ayının ilk perşembesini cuması, cumaya bağlayan gece, cuma gecesi regaib kandili, kandiliydi ve ragibe kökünden geliyordu regaib. Yani insanın rağbetini, ilgisini, alakasını maddenin ötesindeki manaya, bedenin ötesindeki ruha, dünyanın ötesindeki ahirete, varoluşumuzun anlam ve amacına çeviren özel manevi hediyelerin olduğu bir geceydi. Regaib'den sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan gök tabakalarını geçe geçe Allah'ın huzuruna intikal ettiği İsra ve Miraç hadiseleri vardır Recep ayının 27. gecesi. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ifadesiyle Ermedi evvel gelen bu devlete kimse layık olmadığı bu rüfate şeş ol münezzeh zülcelal bi kem u keyf ona gösterdi cemal diye vasfettiği, methetti, methusena ettiği Efendimizin İsra ve Miraç hadiselerinin yaşandığı mübarek bir gece vardı. Sonrasında Peygamber Efendimiz Şaban'ın 15. gecesine dikkat çekerek bizim bilincimizi, belleğimizi, itinamızı, ilgimizi Ramazan'a daha ciddi bir şekilde hazırlamak istemişti. Aslında bunları şundan anlatıyorum. Neyi aradığını bilmeyen, aradığını bulsa da bulduğunu anlayamaz. Nasıl bir rahmet iklimine girdiğimizi bilmemiz lazım ki bundan istifade konusunda içimizde, mana alemimizde bir iç itilim oluşturalım da bir sonraki Ramazan'a ya ulaşırız ya ulaşamayız. Bunun bir manevi hazırlığını yaşamamız gerekiyor. Peygamberimiz onun için dikkatimizi, ilgimizi oluşturmak için Şaban ayının 15. gecesine de bir dikkat çekmişti ve buyurmuştu ki öyle bir gecedir ki o gece, Berat gecesinden bahsediyorum. Allah'ın Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insana rahmet ettiği öyle mükerrem bir gece. O gecede Allah dünya semasında tecelli eder. Yok mu affedilmek isteyen bağışlayayım der. Yok mu bir musibete düçar olmuş bir kimse onun üzerinden musibeti kaldırayım der. İşte böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında adım adım bizi Ramazan ayına hazırladı. Bu konulan geceler bu Müslümanların kutladıkları mübarek geceler aslında bizim zihnimizi, kalbimizi, aklımızı bir önceki Ramazan'dan bu Ramazana kadar gevşemiş olan, zayıflamış olan belleğimizi, bilincimizi, manevi enerjimizi yeniden bu zamana hazırlamak için özel zaman dilimleriydi. Peygamber Efendimiz Ramazan'ı vasfederken onun evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten kurtuluş buyurmuştu ve Ramazan için Seyyidu'ş-şuhur demişti Peygamber Efendimiz. Ayların efendisidir Ramazan. Bizim 11 ayın sultanı dediğimiz aslında o hakikatin, o cümlenin hadislerdeki karşılığı budur. seyyid Şuhurdur. Ramazan ayların efendisidir. Ayların efendisi olması, 11 ayın sultanı olması demek şu demek. Ramazan ayını bir Müslüman, hakkı layıkıyla ifa ettiği takdirde bu ay diğer ayları yönetecek demektir. Bu ayı ifa etmesinin hürmetine Müslüman, Diğer aylarda Allah'ın rızasının asgari şartlarını gerçekleştirebilecek demektir. Bu ay öyle mükerrem, öyle bereketli bir aydır. Şöyle ifade edelim. Ne oluyor bu ayda? Manevi açıdan nasıl bir değişim var? Efendimizin Ramazan'ın faziletiyle ilgili söylediği hadisler şöyle gözümüzün önünden bir geçit töreni yaptığında Peygamberimiz buyurmuştu ki cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarının sımsıkı kapatıldığı Şeytanların en azılılarının kelepçelere, bukalara vurulduğu ve gökten bir münadinin yeryüzündeki Müslümanlara, müminlere, insanlara nida ettiği, şöyle nida ettiği bir zaman dilimidir. Dermiş ki o melek, o münadi, ey cennete talip olan, ey Allah'ın rızasına talip olan, gayrete gel, harekete gel, aşka gel diye nida ettiği böyle bir zaman dilimi. Şair diyor ki Gökten destur çeker her gün münadi der ki çabuk geçer bu ay nihai ömrün son deminde her şey firari rahmet olur sana can verir bu ay gökten bir münadi her gün böyle destur çeker kendinize gelin der bu ay öyle bir rahmet ayı ve bu ayı belki bütün diğer zaman dilimlerinden üstün kılan bir hadise gerçekleşti bu ayda çünkü çok güzel bir söz vardır. Şereful mekan bil mekin ve şerefuz zaman biz zemin denir. Mekanların şerefleri o mekanlarda bulunan şeylerin, şahısların, insanların şerefleriyle doğru orantılıdır. Zamanların şerefleri de o zamanlarda gerçekleşen olaylarla doğru orantılıdır. Ramazan'da ne oldu? Tarihin akışını değiştiren bir şey oldu. Allah Kur'an'ı indirdi. Bir hidayet rehberi olarak, Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellevi unzile fihil Kur'an. O Ramazan ayı ki Allah o ayda Kur'an'ı indirdi. Huden nasi. İnsanların afakının bunaldığı, istikametinin şaştığı bir çağda, bir devirde, bir zamanda bir hidayet pusulası olarak Allah Kur'an'ı indirdi. Ve beyinetin minen hude vel furkan ve hidayete götüren yolları açıklamak üzere istikameti gösteren delilleri, akli ve kalbi hüccetleri burhanları açıklamak üzere ve hak ile batılı, zehir ile şifayı, kurt ile kuzuyu, eğri ile doğruyu birbirinden açıklayıcı bir furkan olarak, birbirinden ayırt edici bir alameti farika olarak Allah Kur'an'ı indirdi bu ayda. Kur'an'ın bir indiriliş amacı var. Kur'an insanları Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir çizgiye çekmek istiyor. Ve işte oruç da takvaya ulaştırdığı için aslında oruç Kur'an'ın indiriliş amacını gerçekleştiren çok müstesna bir ibadet. Onun için Peygamber Efendimiz oruçla ilgili olarak buyuruyor ki ve aleyke bis ve aleykum bis size orucu tavsiye ediyorum. Çünkü fe innehu le mitlele orucun eşi emsali yoktur. Oruç böyle çok müstesna bir ibadettir. Hatta Allah Celle ve Allah Hazretleri de orucun bu hususiyetine İbadetler içerisindeki bu müstesna konumuna binaen Es-savmu li ve ene buyuruyor. Oruç benim içindir ve onun karşılığını, mükafatını ben vereceğim buyuruyor Allah Celle ve Aleyhis. Bir hadisi kutsidir. Peygamber Efendimiz bir hadisi kutsi de Allah'ın böyle buyurduğunu ifade ediyor. Şimdi oruç bize ne sağlıyor? Oruç aslında geriye çekilip şöyle bir baktığımız zaman oruç adeta Ramazan adeta bir karakter inşası şantiyesi gibidir ve oruç bize Allah'ın sevdiği, razı olduğu pek çok karakter özelliğini kazandırıyor. Mesela oruç imanımızı daha kavi kılıyor, imanımızı güçlendiriyor. Çünkü oruç inandığımız bütün değerleri fiili olarak hayatımızda tatbik etme imkanı sağlıyor bize. Nasıl yaşarsanız öyle inanırsınız kaidesini düşündüğümüz zaman Ramazan ve oruç bize imanımızın gereklerini ete kemiğe büründürme imkanını veriyor. Onun içinde imanımızı kavi ve güçlü kılıyor. Sonra oruç bize ihlası öğretiyor. Yani bir ibadeti sadece ama sadece Allah için, o istediği için, o dediği için yapmayı öğretiyor. Nasıl mı? Yani perdeler çekilmiştir, el ayak çekilmiştir. Hiç kimse yoktur ortada. Susuzluktan ciğeriniz yanıyordur. Su oradadır. Siz buradasınızdır. Ama elinizi uzatmazsınız, kimse yoktur ama uzatmazsınız. Çünkü Allah'ın sizi gördüğünü, bildiğini, haberdar olduğunu iliklerinize kadar hissedersiniz. Oruç ihlası öğretiyor. Hz. İsa Aleyhisselam'a sormuşlar havariler, ihlas nedir diye. Hz. İsa Aleyhisselam demiş ki, مَا لَا تُحِبُّ اَنْ يَحْمَدَكَ النَّاسُ عَلَيْهِ İnsanlar gördüğünde bir işi yapıyorsun, bir hayrı yapıyorsun, İnsanlar gördüğünde hoşlanmadığın şeydir aslında ihlas. Yani bir işi sadece ama sadece Allah için yapmak. Oruç bize bunu öğretiyor. Sonra oruç bize ihsanı öğretiyor. Yani efendimizin meşhur hadisindeki tanımı tekrar hatırlayacak olursak her ne kadar biz Allah'ı göremesek de Allah'ın bizi gördüğünü iliklerimize kadar hissetmemizi sağlıyor. Allah bize şah damarımızdan bile daha yakın. Allah bizim iç sesimizin, aslında her insanın bir iç sesi var. İçinden insan bazen sever, içinden insan bazen söver, içinden insan bazen hiç kimsenin vakıf olmasını istemediği kelamlar eder. Bunu Allah duyar. Allah böyle buyuruyor. Ve nâlemu tuves tuvesvisu bihi nefsuhu. Biz insanın iç sesinin, nefsinin ona ne söylediğini biliyoruz. Şimdi oruç bizi İhsan makamına ulaştırıyor. Yani biz Allah'ı göremesek de oruçla bizim bizi Allah'ın gördüğünü hissetmemizi, bu duyguyu yakalamamızı sağlıyor. Sonra oruç bize şükrü öğretiyor. Yani nimetlerden mahrumiyetten sonra yeniden nimete kavuştuğumuz zaman Allah'ın bizim üzerimizdeki lütfunun, ihsanının ne kadar büyük olduğunu anlamamızı sağlıyor. Bizi abden şekura yapıyor. Bu o kadar büyük bir erdemdir ki insanın karakterine eklemlediği o kadar büyük bir meziyettir ki. asab ı kiram diyorlar ki bir gün biz toplandık Ayşe annemizin yanına gittik. Peygamberimizin vefatından sonraydı. Ona sorduk dedik ki Allah Resulü'nün hayatına sen herkesten daha çok vakıfsın. Peygamberimizin yaşamında gördüğün en muhteşem, en olağanüstü şey neydi ki diye sorduk o peygamber efendimizin bir mucizesini anlatmamış. Efendimizin hayatında bir olağanüstülüğü zikretmemiş. Efendimiz bir gün bir gece dedi ki ister misin ben bu geceyi Rabbimle birlikte geçireyim? İzin istedi benden. Ben de dedim ki seni hoşnut eden şey beni de hoşnut eder. Senin Rabbini memnun eden şey beni de memnun eder. Efendimiz kalktı, abdest aldı. İki rekat namaz kıldı. Öyle bir kıyamda durdu ki hiç rükuya eğilmeyecek zannettim. Öyle bir rüku yaptı ki hiç doğrulmayacak zannettim. Öyle bir secde yaptı ki bir daha hiç kalkmayacak zannettim. Sonra selam verdi. Ellerini açtı. Dua etmeye başladı Peygamber Efendimiz. O kadar dua etti ki gözleri yaşardı. Üzerindeki elbisesi ıslanana kadar altındaki zemin ıslanana kadar ağladı ve dua etti Peygamberimiz. Duası bitince dedim ki Ya Resulallah bu sıkıntı neden? Bu din neden kendini bu kadar yoruyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmedi mi? Peygamber Efendimiz buyurdu ki, اَفَلَا اَكُونُ abden شَكُورًا Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Aslında abden şekura olmayı öğretiyor. Ramazan bize, oruç bize bunu öğretiyor. Olmahiler ki derya içredirler, deryayı bilmezler. Ramazan bize içinde kulaç attığımız, ama her zerresinden gafil olduğumuz nimetleri yeniden en üst düzey, düzeyde evvela suyun kıymetini, yiyeceğin kıymetini, gücün, kuvvetin, Allah'a kulluğun kıymetini, kulluğun kıymetini bunları öğretiyor bize. Sonrasında oruçla birlikte her daim biz bir teyakkuz halindeyiz. Orucumuzu bozmamak için her an bir takım hususiyetlere dikkat ederek bir hayat yaşıyoruz bir ay boyunca. Hatta Ramazan bittiğinde elimizi suya uzatırken o itina hali içimizde hala mevcuttur. Tereddüt ile elimizi suya uzatırız. Oruç bize zikri öğretiyor. Oruç bize her daim Allah'ı hatırda tutmayı öğretiyor. Ve bunun o kadar muhteşem bir sonucu vardır ki Allah Celle ve buyuruyor ki وَمَنْ şu عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْتَانًا فَهُوَ لَهُ Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytanı sararız ve o ona dostluk yapar. Zikir, şeytana karşı bir husumet, bir mukavemet, bir tavır alışı ifade ediyor. Zikir, her daim Allah'ı bize hatırlatmayı ifade ediyor. Zikir, bir hadisi kutsi de اَنَا جَل۪يسُ مَنْ karani Ben, beni zikredenin celisiyim, arkadaşıyım, onunla birlikte oturan kimse gibiyim adeta buyuruyor. Zikir, Allah ile bir ünsiyettir oruç bizi Allah ile ünsiyet halinde kılıyor. Meşhur bir ayettir. Allah buyuruyor ki فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Beni zikredin ki ben de sizi anayım, ben de sizi zikredeyim ve bana şükredin ki bana nankörlük etmeyin. Şimdi bu zikir Allah ile ünsiyetin, Allah ile karabetin bağın en önemli alameti olarak bizi Allah'ın varlığını bilmeye, onu her daim içimizde, iliklerimizde hissetmeye sevk ediyor. Ramazan işte böyle karakterimize pek çok özelliği eklemleye eklemleye adeta bizi Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul noktasına çekiyor. Şöyle diyelim, iki tane ormancıdan bahsederler. Aynı vakitte bir ormana giriyorlar ve ormanda ikisi de belli bir zamanda çalışmaya başlıyor. Belli bir vakitte bırakıyorlar. Fakat ormancılardan bir tanesi saat başı bir miktar istirahat ediyor. Fakat diğer ormancı hiçbir şekilde bir ara vermeden sürekli odun kesiyor. Günün sonunda kesilen odunlar toplanıyor, hesaplanıyor. Her saat başı bir miktar dinlenen oduncunun kestiği odunlarla hiç durmadan çalışan oduncunun kestiği odunların sayısı her daim müsavi çıkıyor, eşit çıkıyor. Diğer oduncu biraz hayıflanıyor. Diyor ki ben de sen de aynı zamanda giriyoruz. Ben senden çok çalışıyorum ama niçin hasılat eşit çıkıyor? Sen sürekli dinleniyorsun her saat başı deyince diğer oduncu diyor ki ben evet her saat başı mesela 15 dakika dinleniyorum. Ama ben o esnada baltamı biliyorum. Ve senin 10 defa vurduğunda düşürdüğün bir ağacı ben 7 defa vurduğum zaman düşürüyorum. Ramazan bir bilme Ramazan bir bilenme ayıdır. Ramazan diğer zamanların üzerimizde bıraktığı şeytanın, nefsimizin, dünyanın süfliyatının üzerimizde bıraktığı bütün posaları, Allah'ın rızasına aykırı bütün karakter özelliklerini tasfiye eden evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayıdır. İnşallah Peygamber Efendimizin tavsiyelerini gerçek manasıyla idrak edebilmeyi ve gerçekten bu ay bittiğinde Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olarak bu aydan çıkabilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Belki yol yakınken Peygamber Efendimiz'in şu ikazıyla sözümü noktalayayım. Peygamberimiz bir gün hutbeye çıkarken hiçbir zaman yapmadığı bir şey yaptı. Ashab-ı dikkat ettiler buna. Üç defa amin dedi. Hutbeden indiğinde ashab-ı sordular. Ya Resulallah adetiniz olmayan bir şey yaptınız. Üç defa amin dediniz. Sebep Peygamberimiz buyurdu ki kardeşim Cebrail geldi. Üç kişi için ragime enfuhu, ragime enfuhu, ragime enfuhu dedi. Burnu yerde sürünsün dedi. Ashab-ı kiram sordular. Ben de amin dedim diyor Peygamber Efendimiz. Ashab-ı kiram sordular kim bu üç kişi diye. Peygamberimiz buyurdu ki annesi babası yanında yaşlılığa ulaştığı halde onların rızasını kazanarak cennete girmek bu kadar kolay olduğu halde Anasının babasının rızasını kazanamadığı için cenneti kaçıran kişinin burnu yerde sürünsün dedi. Ben de amin dedim. Sonra senin adın anıldığında senin adını dikkate almayan, ilgi göstermeyen, salat ve selam getirmeyen kişinin burnu yerde sürünsün dedi. Amin dedim. Ve buyuruyor ki peygamberimiz kardeşim Cebrail dedi ki: Ramazan gibi Allah'ın rahmetinin insanların üzerine saanak saanak yağdığı bir zaman dilimi geldiği halde o zamana eriştiği halde gayrete gelmediği için lavhaliliğinden dolayı bu aydan bağışlanmadan çıkan kişinin burnu yerde sürünsün dedi. Amin dedim. İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki yağmur ne kadar muhteşem, yoğun sağanak yağarsa yağsın. Kabın ters ise o rahmetten istifade etmenin imkan ve ihtimali söz konusu değildir. Aslında bugün şu andan itibaren kabımızı yeniden Gönül kabımızı semaya, rahmet kapısına çevirmenin ve Allah'ın rahmetini ummanın ve bu konuda gayret etmenin tam zamanıdır. Allah inşallah umduğumuza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin, Ramazanımızı mübarek eylesin inşallah.